Öğretmenlerimizi güçlendirmek adına da ve bilgi araçları eğitimlerini projemize koyduk. Bir de öğrencilerimizin akademik başarısını artırmak adına motivasyon yolculuğum adında bir kitap hazırladık. Bunu 8. sınıflarımıza projemizin hibesinden faydalanarak ücretsiz olarak dağıttık. Tüm 8. sınıf öğrencilerimize bu projemizi verdik. Bu kitabımızın içinde verimli ders çalışma teknikleri, sınav kaygısı ile ilgili bilgiler, öğrenme stilleri ile ilgili bilgilerle beraber aynı zamanda öğrencilerin de doldurabileceği ders çalışma programı, deneme analizi gibi boş sayfalarımız var. Ben okul psikolojik danışmanı olarak öğrencilerimi çağırıyorum. Daha sonra burada öğrencilerimizin doldurduğu kısımları birlikte inceliyoruz. Bazen denemeleriyle geliyorlar. Ve öğrenciye bakıyoruz işte, diyelim ki inkılap dersinde en çok denemede hangi konudan yanlış yapmış? Öğrenci işte bir kahraman doğuyor konusundan 5 yanlış yaptı, diğer konudan 1 yanlış yaptıysa o öğrencinin demek ki bir kahraman doğuyor konusuna ağırlık vermesi gerekiyor. Aynı zamanda bizim için de bir öğrencilere yardımcı olma rehberi gibi oldu. Çalışmalarımız devam ediyor, projemiz devam ediyor. Biz okulumuz adına gerçekten çok farklılıklarını gördük. Çünkü öğrencilerin arasındaki iletişim, öğrencilerin akıl ve zeka oyunlarına duydukları, yani öğrencilerde online oyunlar yerine akıl oyunlarının bilincini oluşturmak zaten bizim amaçlarımızın birine ulaştığımızı gösteriyor.